Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar, bugün size anlatacağımız konu asist test oranı, yani likidite oranının nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar, öncelikli olarak videonun tamamı şu kadar, gördüğünüz gibi şöyle. Daha önceden ben bu videoyu hazırlamıştım, ancak şirket isimleri verdiğimden dolayı arkadaşlar, bu yatırım tavsiyesine girebilme tehlikesi olduğundan dolayı bunları kaldırdım. Size tekrardan şöyle hazırladım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar, ben uzun vakti olmayan arkadaşlarımız için kısaca özetleyecek olursam, asist test oranı dönem varlıklardan stokları çıkarıp arkadaşlar kısa vadeli yabancı kaynaklara bölerek, görüldüğü gibi şu kısımda çıkan rakamdır arkadaşlar. Genelde bu rakamın 1 olması istenir arkadaşlar. Bu rakamın 1 olması istenir. Sizler de hesapladığınız zaman 1 civarı olduğunda işletme açısından uygundur. Bunu neden böyle yapıyoruz? Nedenini de sizlere söyleyeyim. Dönem varlıklar içerisinde en geç likit olan varlık stoklardır arkadaşlar. Stokların dönem varlıklardan çıkardığımız zaman kısa vadeli borçlarımızı ne kadar, yani en likit varlıkla ne kadar sürede hesaplanacağını görmüş olacağız. Şöyle bir tane hızlıca örnek vereyim arkadaşlar. Evet, sonra tekrardan konuya başlayacağım. Çünkü vakti olmayan arkadaşlarımız olabilir. X anonim şirketinin dönem varlıkları 28 milyar TL. Stokları 1 milyar 723 milyon TL. Kısa vadeli yabancı kaynakları 35 milyar TL. Görüldüğü gibi arkadaşlar, dönem varlıklarımızdan stoklarımızı çıkarıp kısa vadeli yabancı kaynaklara böldüğümüz zaman asist test oranının 0,75 çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki burada biz direkt ne diyoruz arkadaşlar? Biz direkt bu orana 1 olması hasebiyle 0,75'i kötü diyemeyiz arkadaşlar. 0,75 kötü bir oran değildir. 1 olması istenir, görüldüğü gibi. Şurada da 1,6 olan var. Buna da direkt iyi diyemeyiz arkadaşlar. Bunu sektör ortalamaları içsel dışsal faktörlerine göre yorumlayalım. Ve buna şu bilgiyi de ekleyip ben sıfırdan tekrardan başlayacağım arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar için onlar daha detaylı izleyebilirler. Şöyle arkadaşlar, görüldüğü gibi burada stoklarını tam yani burada stoklarını kısa sürede uzun sürede stoklarını eğer nakite çeviriyorsa bu işletme açısından 1,6 olması iyi değil arkadaşlar. Böyle yorumlayabiliriz. X şirketine de direkt kötü diyemeyiz. Stoklarını kısa sürede nakite döndürüyorsa daha sonradan, çünkü burada çıkarıyoruz ama bu işletmemizin içinde olan bir şey. Bunu kısa sürede nakite çeviriyorsa bu da aslında işletme açısından iyi bir orandır. Bunu bu şekilde yorumlamamız gerekmektedir. Hadi gelin arkadaşlar, sıfırdan başlayalım. Asist test oranını görüldü. Değerli arkadaşlar, kapı çaldı da ona baktım. Devam edelim arkadaşlar. Asist test oranı likidite oranı, yani en nakite inme oranı diyebiliriz. Ben bunu böyle lafz ediyorum, söylüyorum. Arkadaşlar şöyle okuyalım. Asist test oranı cari oranın daha sağlıklı yorumlanabilmesi için. Arkadaşlar, bu videoya geldiyseniz direkt ben YouTube kanalına attım. Orada cari oran var. Onu izleyip buraya gelmeniz daha sağlıklı arkadaşlar. Bir anlamda cari oranın tamamlayıcı olması açısından önemli arkadaşlar. Bu cari oranı tamamlıyor. Asist test oranı dönem varlıklarda yer alan ve paraya çevrilmesi dönem varlıkların diğer unsurlarına göre nispeten biraz daha uzun sürebilen stokların oran hesaplamasına dahil edilmesiyle cari orana göre daha hassas bir ölçüm sağlamaktadır. Amacımız arkadaşlar, işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödemesini, en yakın likit varlıklarını ortaya çıkarıyoruz. Yani eldeki kasadaki nakit paralar, stokları dahil etmeden bu oranı buluyoruz. Amacımız, gördüğünüz gibi, stokları çıkarıp nakite ulaşabileceğimiz rakamdır. Formül: dönem varlıklarımız stoklarımızdan çıkarıp kısa vadeli yabancı kaynaklara bölerek bunu bulabiliriz. Not: öncelikli olarak dönem varlıklardan stokları çıkarıp kısa vadeli yabancı kaynaklara bölmemiz gerekmektedir. Yani şuradaki stoklar kısmına gidip kısa vadeli yabancı kaynakları bölüp dönem varlıklardan çıkarmayın diyorum arkadaşlar. İlk dönem varlıklardan stokları çıkarıp çıkan sonucu kısa vadeli yabancı kaynaklara bölmemiz bizim için daha iyidir. Hadi yorumlayalım şunu bir arkadaşlar. Asist test oranının sonucunun bir çıkması yeterli kabul edilmektedir. Böyle bir sonuç işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının tamamının para ve hızla paraya çevrilebilir değerlerle ödenebileceğini göstermektedir. Yani bizim ulaşmamız gereken rakam 1. Tabii ki bunu sektörel ortalamaya göre yorumlamamız gerekmektedir. Şimdi biz gidip iki tane, biri sanayi, yani sanayi sektörü, bir hizmet sektörü, bunların ikisini aynı anda yorumlamamız, iki hissemiz bulunuyorsa ya bu çok iyidir, bu çok kötüdür dememiz saçma olacaktır. Sektöre göre, o zamanki koşullara göre yorumlamamız daha iyidir. Şimdi birin altındakine de direkt kötü diyemeyiz. Birin üstündeki mesela 10 diyelim. Buna da direkt iyi diyemeyiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi devam edelim. Diğer bir deyişle, her 1 liralık kısa vadeli yabancı kaynağa karşılık işletmede stoklar dışında, yani en zorlukta dönüşecek varlık dışında 1 liralık dönem varlığın bulunduğunu gösteriyor bizlere.
Dediğimiz gibi arkadaşlar, diğer bir deyişle 1 liralık kısa vadeli yabancı kaynağı 1 liralık dönem varlık olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu oran 2 çıkarsa da 1 liralık yabancı kaynağı karşılık 2 liralık dönem varlığımızın bulunduğunu bizlere gösterecektir. Şöyle aşağı inelim. Şurada bir şeyler vardı arkadaşlar. Bunu o kadar, yani temel analizin en temel seviyesinde olduğumuzdan dolayı bunları şu an anlatmaya gerek yok. Merak eden arkadaşlar şöyle ekran görüntüsü vesaire alıp bana yorumlarda yazarsa ben onlara yardımcı olacağım. Ancak dediğim gibi oranın 1 olması direkt iyi olduğu anlamına gelmesin arkadaşlar. Buradaki biz işletme belki arkadaşlar alacaklarını tahsil edemiyor. Belki stoklarını kısa sürede, belki sonuç 1 değil ama stoklarını kısa sürede nakite çeviriyor. Bunlar da dikkate alınırsa bizim açımızdan çok iyi olur. Ve sizler de bunları not tutarak yazarsanız sizler açınızdan da, yani sizlerin açısından da çok iyi olacaktır. Dediğimiz gibi arkadaşlar şöyle, aksine sonucun birden küçük olması ilk bakışta olumsuz yorumlamaya sebep olacak gibi görünse de stokların paraya dönüşüm hızının yüksek olması bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilir. Neden? Biz stokları burada çıkardık ancak işletmenin bilançosunda stoklar, dönem varlıklar, bunlar hepsi birdir arkadaşlar. Bir kale gibidir aslında. Asist test oranının birden küçük çıkması durumunda kısa vadeli borçlarının ödenmesinde işletmenin stoklarına olan bağımlılığı da ölçülerek yapılan analiz kuvvetlendirilir. Burayı atlıyorum bu kısmı da. Buna özel bir video çekeceğim arkadaşlar, stok bağımlılık oranı ile alakalı ve stok devir oranı ile alakalı. Bunlara da bakabilirsiniz. Arkadaşlar şu aşağıda aldığım bilanço örnekleri borsada olan bilançoları aldım arkadaşlar. Ancak dediğim gibi buradaki rakamların vesaire hiçbirinin bir önemi yok. Bunlar mevsimsel vesaire problemlere göre yorumlanması sizler açısından da iyi olacaktır. Şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Birkaç şirketin ben asist test oranlarını hesapladım. X anonim şirketi, Y anonim şirketi, Z anonim şirketini hesapladım arkadaşlar. Normalde isimli hesaplamıştım dediğim gibi. Bu bizim açımızdan problem olabilir diye. Ben de sizlere X anonim şirket örneğini, Y anonim şirket örneğini, Z anonim şirket örneğini veriyorum. Ve bunu da ekliyorum arkadaşlar. Bakın şurada 1.6 var. Buna direkt iyi diyemeyiz. 0.61. Buna direkt kötü diyemeyiz. Bunu da eklememde fayda var. Ancak biz şöyle kaba taslak bakarsak Z anonim şirketi Y'ye ve X'e göre daha iyi durumda diyebiliriz. Tabii ki bunlara ve mevsimsel problemleri eklersek vesaire eklersek bu bizim açımızdan daha gerçekçi sonuca ulaştıracaktır. Arkadaşlar X anonim şirketinin dönem varlıkları 28 milyar TL, 339 milyon liraymış. Stokları 1 milyar 723 milyon, kısa vadeli yabancı kaynakları 35 milyar TL'ymiş. Aynen. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi dönem varlıklardan stokları çıkarıp en likit yapıya ulaştığımız zaman bu likit yapıyı da kısa vadeli yabancı kaynaklara bölerek asist test oranının 0.75 çıktığını söyleyebiliriz. Ben buraya arkadaşlar mevsimsel virüs faktörü vesaire almadan 0.75'in orta ve ideal düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Bir olması tabii ki de istenir ancak bu da idealdir. Buna da direkt kötü diyemeyiz. Tabii ki burada işletme stoklarını çok hızlı bir şekilde nakite çeviriyorsa tabii ki de bu oran iyidir arkadaşlar. Ancak işletme stoklarını iyi çeviremiyor, stoklara sürekli bağımlı, bu oran kötüdür arkadaşlar. Y anonim şirketi dönem varlıklarının stokları sıfırmış görüldüğü gibi. Dönem varlıklarını stoklardan çıkararak kısa vadeli yabancı kaynaklarına böldüğümüzde asist test oranının 0.61 olduğunu söylemekte fayda var. Arkadaşlar görüldüğü gibi bu işletme stoklarına bağımlı değil. Çünkü stokları sıfır bu işletmenin. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Arkadaşlar bunu işletme, yani işletmede stok olmadığından dolayı 0.61. İşletme ödeyemezse şayet borçlarını duran varlık satışına gitmek zorunda kalabilir. Bunu eklemekte fayda var. Ancak işletme sürekli iş yapıyorsa, stoklarla alakalı bir problemi, likit bir problemi de yoksa arkadaşlar bu oranda bir civarında çıkacak. Bu da işletme açısından dönem varlıklarını kısa vadeli yabancı kaynaklarına karşı ödemede problem olmadığını gösterecektir bizlere. Görüldüğü gibi dönem varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklarına karşı, yani oranı görüyorsunuz arkadaşlar, rakamı 22 milyona 36 milyon. Yani işletme nakit olarak yaptığı işlerinin çoğunu kısa vadeli yabancı kaynaklarından borçlanarak yapmış. Yani bu dönem varlıkları bir sonraki yıl daha iyi değerlendirip öz sermayesini vesaire arttıramama durumunda işletme açısından olumsuz sonuçlanacağını söylemekte fayda var. Tabii bu son çeyrek bilançoda, son dönem bilançosunda virüsten etkilenmiş şirket olabilir. Bu açıdan da değerlendirmekte fayda var. Bu şu anki rakamı
belli dönemlik yorumlayabiliriz arkadaşlar sadece. Bunu eklemekte fayda var. Ama dediğim gibi X, Y, Z anonim şirketi olduğundan dolayı bizim için bir problem yok. Z anonim şirketini görüyorsunuz arkadaşlar. Dönem varlıkları 9 milyarmış. Stokları 9,29 milyon. Kısa vadeli yabancı kaynakları 5 milyar. Asistes oranı da 1,6 çıkmış. Nasıl hesaplıyoruz? Dönem varlıklardan stokları çıkarıp kısa vadeli yabancı kaynaklara bölerek sonucu bulduk. Biz bunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kaba taslak oranladığımızda 1,6 mükemmel bir rakam çıkıyor arkadaşlar. Yani 1 liralık stokların dışında 1 liralık borcuna karşı 1,5 lirası bulunuyor. Yani stoklarını öder, üstüne kasasında da nakit para kalır. Ancak buna da direkt iyi diyemeyiz. Stoklarını uzun sürede ya da stoklarına çok bağımlıysa bu orana da iyi diyemeyiz. Bunu söylemekte fayda var. Tabii ki o dönemki mevsimsel faktörlere bakabiliriz arkadaşlar. Mevsimsel faktörlere bakabiliriz. İçsel dışsal faktörlere bakarak da yorumlamakta bizler açısından fayda vardır. Ancak kaba taslak bakıldığı zaman Z anonim şirketi X ve Y'ye göre daha iyi durumda, likit durumda, nakit durumda olduğunu görürsünüz. Kısa vadeli borçlarını daha iyi ödeyecek şirkettir Z şirketi. Tabii ki de burada Y ve X şirketine de direkt kötü diyemeyiz. Diğer analizlerimizi yapmadan da yorum yapmak istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bunları anlatacaklarım, burada anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda bağımlılık oranı, ondan sonra bunlara bakacağız. Bunlar hakkında da bilgi edineceğiz. Arkadaşlar bunları not alın. Şu oranları vesaire not alın. Çıkması gereken rakamı da 1 diye yazarsanız sizler de bir bilançonuzu aldığınızda, okuduğunuzda 1 olan şirkete temel olarak, yani bu temel analiz açısından, temel yatırımcı açısından olduğundan dolayı bizim için iyi, ufak çaplı da olsa iyi bir analiz olmuş olacak. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlk başlarda 2 dakikalık bir kısa anlatım yapmıştım. Orada giden arkadaşlar çok şey kaçırdı aslında. Bunu da diyebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı geceler diliyorum. Abone olup bize destek olabilirsiniz. Video atmaya devam edeceğiz. Hayırlı geceler.